Değerli basın mensupları, değerli çalışma arkadaşlarım, Türk İş İl Temsilcimiz. Bugün burada toplanmamızdaki gaye meslek kodu mağdurlarının sesini duyurmak ve anayasanın ikinci maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri olan kazanılmış hakların korunması kanunu hatırlatmak. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı adına TÜİS İşveren Sendikası ve yetkili ama etkisiz işçi sendikası Öz Sağlık Sendikası tarafından imzalanan toplu sözleşmenin 29. maddesinin D bendinde açıkça belirtilen bir yıl vasıflı işlerde çalıştırılan bir yılın sonunda vasıfsız bir işte çalıştırılamaz maddesi yer almaktadır. Bu toplu sözleşmesindeki maddeyi yetkili işçi sendikası kuruma uygulatmamasından ve göz ardı etmesinden kaynaklı üyelerimiz mağdur edilmiştir. 6 yıla yakındır vasıflı bir işte çalıştırılmış oldukları işlerde profesyonelleşen arkadaşlarımız toplu sözleşmeden kazanmış oldukları hakları gasp edilmiştir. Ve yine yetkili işçi sendikası toplu sözleşmede yer alan 54. madde uyuşmazlıkların çözüm kuruluna çağrıda bulunmamıştır. Mağdur üyelerin giderilmesi için hiçbir adım atılmamıştır. Sendikat tüzel kişiliğine uymayan 6 yıldır aidat sendikacılığı yapmaktadır. Altı yılın sonunda emekleri içe sayılarak vasıflı işlerden vasıfsız işlere tekrar çekilen işçilerin sesini duyurabilmek için çalmadıkları kapı, aşındırmadıkları yol kalmamıştır. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne farklı hastanelerde çalışan Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı farklı hastanelerde çalışan 150'ye yakın 4 değerli işçi arkadaşımız mağdur edilmiştir. Bu sayı her geçen gün artmaktadır. Bu sorun sadece Kayseri'de değil, tüm Türkiye genelinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Sağlıkta çalışan 696 kanun hükmünde kararname ile kadroya geçen işçilerin sorunlarına her gün bir yenisi eklenmektedir. Buradan çağrımızı yetkili işçi sendikası Öz Sağlık İşe ve Sağlık Bakanlığı yetkililerine yapıyoruz. Toplu sözleşmesindeki maddelere artık uygulayın. Yeter artık bunca eziyet, bunca çile. Bizler Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası Genel Başkanımız Hakan Toy'un öncülüğünde bu konunun takipçisiyiz. Meslek kodu mağdurlarının yanındayız ve yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bakanlığa bağlı bir kamu kurumunda iş barışının bozulmaması ve SGK tarafından cezai işleme maruz kalınmadan, kamu zararına sebebiyet verilmeden gerekli işlemlerin tesis edilip işçilere kazanmış oldukları hakları verip iadeye itibar edilmesi gerekmektedir. Teşekkür ederim. Biz 2018'de geçtiğimiz zaman veri hazırlama işi yapmaktaydık. Hala da yapan arkadaşlarımız da var. Tekrardan bizi eski görevlerimize çektiler. Bu yüzden mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Meslek kodlarımızın değişmesini istiyoruz. 2018 yılında bize bir kadro verildi. 4. ayın 2'si 2018 tarihinde. 6. ayın 17'si 2018 tarihinde de burasının bir kapanma olayı olmuştu. Şehir hastanesi açılma durumu olduğundan buradaki bütün sekreter arkadaşlarımızı oraya transfer etmişlerdi. Bu sebebiyete binaen bizim buradaki klinik destek ve temizlik personel olan arkadaşlarımızı sadece mezuniyetleri ve burada bir bilgisayar sertifikası istenerekten gerekli evraklar istediler ve bunun akabinde ve binaen inşallah hani arkadaşlarımızı 2018'in 6. ayın 17'si tarihi itibariyle sekreterlik görevine, yani veri hazırlama görevine almışlardı.
Bu görevden biz 5,5 yıl bu şekilde gerek bunu biz pandemi sürecinde olsun, gerek bunu deprem sürecinde olsun, afet döneminde olsun bu zorlu ve şartlı görevi arkadaşlarımız özveriyle herkesin buna kanaat olacak şekilde gerçekten çok büyük bir özveriyle çalıştılar. Ama bizim çekilmemiz hususunda bize herhangi bir tarafımıza tebligat yapılmadı. Herhangi bir bunda bize hani bir konuşma veya işte bir dosya şeklinde bize bir sunumda yapılmadı. Bunun mağduriyetini yaşıyoruz. Bu Türkiye genelinde biliyorsunuz ki meslek kodu mağduriyetimiz var. Meslek kodu mağduriyetimiz Türkiye genelinde 6000 kişiden müteşekkildir. 6000 kişinin mağdur edilmesi tabii ki hoş bir şey değil. Sağlık Bakanlığımızın ve SGK İl Müdürlüğümüzün biz buradan çağrı yapıyoruz. Sağlık Bakanlığımıza biz buradan bu görevi gerçekten özveriyle ve hak ederek yaptığımızı düşünüyorum. Ve onlara da inşallah hani bu görev sürecindeki meslek kodlarımızın güncellenmesi ve değişmesi için onlara da inşallah buradan bir çağrı yapmak istiyoruz. SGK İl Müdürlüğü'ne de NACE kodlarımızın ve meslek kodlarımızın güncellenmesi için buradan yine de onlara biz dilekçelerimizi sunduk. Bu ayın içerisinde geleceklerini söylüyorlar ama inşallah onlar da geldikleri zaman yine de biz onlarla da bir görüşeceğiz. Bu işin peşindeyiz ve bu işin takipçisiyiz. Türk İş Sendikası üzerinden biz bu dava sürecimizi de başlattık. Şu an Kayseri'den 3 kişi olmak şartıyla ve Türkiye genelinde birçok arkadaşımızın meslek kodu mağduriyetini de inşallah gündeme getirdik. Dava süreçlerimiz başlamıştır. Buna binaen şu anki arkadaşlarımızın gerçekten bu yaşamış oldukları sıkıntılar sadece kişiye özel değildir. Bu aile psikolojisini de etkiledi. İş aktimizi de etkiledi. Buna binaen biz diyoruz ki meslek kodlarımızı güncelleyin. Herkesin moral ve motivasyonu yüksek olsun. Herkesin aile huzuru yerine gelsin. Bu konuda da inşallah benim söyleyeceklerim bu kadar. Gerekli ilgili ve merci makamlara buradan sesimizi duyurabilirsek, onlar da bizlere yardımcı olursa bizlere en güzel destek budur. Fiili yaptığımız işi istiyoruz. Kimsenin çok bir şey istemiyoruz. Meslek kodu mağdurları olarak kırgınız, üzgünüz. Ailelerimiz de kırgın. O kadar emek harcadık ki 7 yıl boyunca hastanenin toparlanmasında, ilerlemesinde, büyümesinde çok büyük görevler aldık. Onların bize geri iyi bir şekilde dönmesini istiyorum. Unutmasınlar ki işçi kesim 2 gün sonra oy verecektir.